Evet, kaydımızı başlattık. Üçüncü ders kaydımız namaz kaydı olacak. Tek şekilde sevgili arkadaşlar. İlk başlığımız namazın farzları olacak. Namazın farzları toplamda 12 tane sevgili arkadaşlar. İçindeki ve dışındakiler diye ya da namazın şartları veya rükünleri diye ikiye ayrılıyor. Namazın şartlarına baktığımız zaman bunlar dışındakiler. Zaten şart kavramını az önce de görmüştük vadi hükümlerde. Hadesten taharet nedir bu arkadaşlar? Gerek abdestsizlik ya da cünüplük sebebiyle meydana geldiği kabul edilen hükmü kirliliğin temizlenmesi arkadaşlar. Yani kişinin namaz kılmak için temizlenmesi, abdest alması diyebiliriz. Necasetten taharet ise namaz kılmadan önce gerek vücutta başka bir pislik varsa, elbisesinde bir pislik varsa veya namaz kılacağı yerde bir pislik varsa bunun ne yapılması sevgili arkadaşlar? Temizlenmesi. Yani hadesten taharet, abdest almak. Necasetten taharet, somut fiziki pisliklerden namaz kılacağımız kıyafeti, vücudu ve bölgeyi temizlemek anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Setre avret, bu nedir sevgili arkadaşlar? Vücutta dinen örtülmesi gereken ve başkasının bakması haram olan yerler. Bu erkeklerde göbek deliği ile diz kapağı arası, Hanefi mezhebine göre. Hanımefendilerde de bileklere kadar, bilekler ya da ayak eller ve ayaklar hariç tüm vücut diyebiliriz avret yerlerine. İstikbali kıble, buranın arkadaşlar ince bir ayrıntısı var. Daha önce 2022 MBSTS'de sormuştu. 2022 KPSS'de de sordu sevgili arkadaşlar. Fakat maalesef hala da birçok kişi onu sorduğunun da farkında değil. İşin tuhaf tarafı da o. Yani bunun sorulduğunu da hala anlamadılar. Soru zor geldi biraz çoğu kişiye. İstikbali kıble nedir arkadaşlar? Namaz kılacakken kişinin kıbleye yönelmesi. Kişi normalde araştırma yapar ve kıbleye yönelir arkadaşlar. Namazını kılar. Diğer şartlardan istikbali kıbleyi istisnai olarak ayıran nokta neresidir? Kişi farkında olmadan İşte vakit girmeden namazı kılarsa namazı geçersiz olur. İşte avret yeri açık olsa bozulur namazı. Ya da abdest almadığını unutursa namazı gene bozulur. Ya da üzerinde bir pislik varsa namazı geçersiz olur. Fakat istikbali kıblede bir istisna var arkadaşlar. Bu da nedir? Kişi kıble yönünü bilmiyorsa, kıble yönünü bilmeyen kimse araştırma yapıyor. Ve edindiği bilgiye göre arkadaşlar namazını kılıyor. Ve namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa, yani yanlış kıbleye yönelip namaz kıldığını anlarsa dahi arkadaşlar namaz geçerlidir. Yeniden kılması gerekmiyor. Burada anahtar nokta kişinin araştırma yapıp yapmaması arkadaşlar. Yani mesela kişi hiç araştırma yapmadan yanlış yöne doğru kıldı. Daha sonra dediler ki yanlış kıldın. Namaz geçerli olur mu? Hayır. Araştırma yapmadı çünkü. Ama araştırma yaptı, işte pusulaya baktı, birilerine sordu. Burası dediler. Öyle bir kanaate erişti ve namazı kıldı. Ama yanlışmış olsun. Namaz geçerli. Yani diğer 6 şart farkında olmadan bile yanlış yapılırsa namaz geçersiz. Ya da 5 şart, özür diliyorum. Fakat istikbali kıble araştırma yapıldıktan sonra yanlış olsa dahi namaz geçerlidir sevgili arkadaşlar. Burası ince ve önemli bir bilgi. Araştırma yapacağın hiçbir kaynak yoksa bile kanaat edinirsin hocam. Yani elinden gelen çabayı göstermek lazım burada. İşte rüzgara bakarsın, kuzey şuradaydı, buradaydı. Yani yapabileceğin, sahip olduğun bilgi birikim ya da ulaşabildiğin kaynaklar neyse o. Burada amaç çaba göstermek, araştırma yapmak. Çaba gösterdikten sonra yanlış olsa bile arkadaşlar önemli değil. Ama çaba göstermeden direkt durdun, yanlıştı, otomatikman geçersiz namaz arkadaşlar. Burada ayrıntı bu. Bir kere MBSTS'de bu hangi kavram diye sormuştu. İstikbali kıble diye cevap verdik. 2022 KPSS'de bize de bunu sormuştu. İşte kişinin otobüsü bozuluyordu. Nerede durduğunu bilmiyordu. Kıbleyi araştırmadan namaza duruyordu arkadaşlar hikayede. Araştırmadan namaza durduğu için ne olacaktı arkadaşlar?
namazı geçersiz olacaktı kişinin. Vakit, bu da vakte bağlı namazların kendi vaktinde kılınması arkadaşlar. Burada dört tane, üç tane kavramımız var daha çok bilmemiz gereken. Birincisi eda, bir namazın vakti içinde kılınmasına diyoruz. İade, bir namazın vakti içinde tekrar kılınması anlamına gelir. Faite de sevgili arkadaşlar, vaktinde kılınmayan namaz demektir. Bu namaz kılındıktan sonra kaza namazı olur. Yani örnek veriyorum, siz öğle namazını kılmadınız ve ikindi namazı vakti girdi. Öğle namazı sizin için faite oluyor arkadaşlar. Yani vaktinde kılınmamış bir namaz. Daha sonra ikindi vaktinde ya da başka bir vakitte siz kılmadığınız öğle namazı kıldığınızda sevgili arkadaşlar, ne oluyor bunun adı? Kaza namazı oluyor. Yani vakti çıktıktan sonra herhangi bir başka vakitte o namazı kılma. Yani namazı kılmadan vakit çıkarsa o namaz kazaya kaldı diyoruz ya biz. O ağız alışkanlığı aslında. Halbuki o namaz faite oluyor. Ne zaman kaza diyeceksiniz? Namazı kıldıktan sonra. Yani mesela sizin namaz borçlarınız var kılmadığınız. Onlar ne arkadaşlar şu an? Faite. Kıldınız. Bunları, bu borçları kılmaya başladınız. Kıldıklarınız kazaya dönüyor. Tamam mı? Teknik ayrımı budur yani. Evet. Yes Tuba. Sonra niyet, bu da arkadaşlar dikkat ediniz, kılacağı namazı kişinin hangi namazı kılmak istiyorsa buna açık bir şekilde niyet etmesi. Namazın rükünlerine geldiğimiz zaman, namazın rükünleri arkadaşlar bir iftitah tekbiri, başlangıç tekbiri diyoruz buna. Biz tahrime de deriz buna. Çünkü bu tekbiri getirdikten sonra arkadaşlar diğer tüm şeyler ne oluyor? Haram oluyor bizim için. Dört tane tekbir çeşidimiz var. Bunlar zaman zaman soru olarak gelebiliyor başka başlıklarda. Uygun olur diye bunun altını aldım ben. Teşrik tekbirleri, bunlar arkadaşlar Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Hükmü vaciptir. Toplam 23 vakit getirilir. Zevaid tekbir, bundan da hükmü vacip arkadaşlar. Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarında getirilen fazlalık tekbirlere deniyor. Tahrime söyledik zaten. İntikalde namazda bir rükundan diğerine geçerken söylenen tekbirlere deniyor. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye aralarda söylüyoruz ya. Bunlara da intikal tekbirleri deniyor arkadaşlar. Kıyam, her rekatta Kur'an'dan okunması gerekli asgari miktar süresince ayakta durmayı ifade ediyor arkadaşlar. Normalde kıyam farz veya vacip namazların sevgili arkadaşlar bir rüknüdür. Sünnet veya nafile namazlarda kişi ister oturarak kılabilir, ister ayakta kılabilir. Bu kişinin tercihine kalmıştır arkadaşlar. Fakat farz ve vacip namazlarda bir bahaneniz, bir gerekçeniz, bir sıkıntınız yoksa oturarak kılamazsınız arkadaşlar. Namazınız geçersiz olur. Sünnet namazlarında, nafile namazlarda dediğim gibi bahaneniz olup olmaması önemli değil ya da gerekçeniz. İsterseniz oturarak, isterseniz ayakta kılabiliyorsunuz. Sadece tek bir namaz hariç, o da sevgili arkadaşlar sabah namazının sünneti. Sabah namazının sünnetinde ayakta durmak, yani kıyam farzdır sevgili arkadaşlar. Terk etme ihtimaliniz söz konusu değil. Tamam mı? Terk ederseniz namaz kabul, oturarak kılarsanız gerekçeniz yoksa namazınız kabul olmuyor arkadaşlar. Onun dışında kalan tüm nafile namazları ister oturarak ister ayakta kılabilirsiniz. Herhangi bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Kıraat, kıyamdayken Kur'an-ı Kerim'den okunması gereken asgari miktarın okunması anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Hanefilere göre kıraatin yerine gelmiş olması için en az 3 kısa ayet veya bu miktarda bir sure okumanız gerekecek sevgili arkadaşlar. Zelletül Kari, bu çıkmış soru olarak bir kere gelmişti. Namazlarda okuyuş hatalarını veya dil sürçmelerini ifade ediyor arkadaşlar. Okuyucunun zelle yapması, hata yapması. İşte bir sure okurken işte unuttunuz, yanlış telaffuz ettiniz,
Bazen oluyor dalgınken işte bir sureyi okurken başka bir sureye devam ediyorsunuz yanlışlıkla. Bunlar Zelletül Kari diye isimlendiriliyor sevgili arkadaşlar. Rükû her rekatta eller dizlere varacak derecede sırtın eğilmesini ifade ediyor. Secde her rekatta vücudun belli uzuvlarını yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa kapanmak, yani secdeye gitmeyi kastediyoruz. Secde yedi organ üzerine yapılır arkadaşlar. Bunun hadisi şerifi vardır. Secde yedi aza üzerinedir diye. Yüz, eller, üç. Dizler, beş. Ayaklar, yedi. Bakın dikkat ediniz. Yüz, el, diz ve ayak. Burun arkadaşlar, burnu yere koymak farz değildir. Burnu yere koymak vaciptir. Tamam mı? Burun değmesi vaciptir. Secde normalde arkadaşlar iki tane yapılıyor biliyorsunuz standart hallerde. Bir tane yaptınız veya üç tane yaptınız. Bir yani eksik veya fazla yaptığınız zaman sehiv secdesi gerekiyor. Genellikle mesela fazla yapıldığında sehiv secdesi gerektiğini biliyor arkadaşlar. Ama bir tane secde yaptığında "Ah hocam secdeyi yapmadı" deyip hemen adamı çöpe atabiliyorlar arkadaşlar. Sehiv secdesi kurtarıyor. Tamam mı? Dirsek kastmıyor hocam. Alın, alın yüz işte hocam. Şu yüz ya. Alnınız yüzünüzde değil mi? Kafanızda mı? Nerede sizin? Bak. Alın yüze giriyor. 101. Eller. 1, 2, 3. Dizleri çıkartmayayım şimdi yukarı. Sağ diz, sol diz. 4, 5. Sağ ayak, sol ayak. 6, 7. Burun yok. Bu vacip. Ama bazı Karadenizliler için arkadaşlar burun da farz. Niye? Şimdi bu adamın arkadaşlar secdede burnunu değdirmeme şansı zaten söz konusu değil. Tamam mı? Mümkün değil yani. Çünkü yüzü kadar burnu var arkadaşlar. Yani Allah'ım 8,8 santim. Hayatını kaybetti. Evet, vefat etti. Vay arkadaş, buna bak. Mesela burnunu üfleyebilir adam, düşünsene. Dili falan değiyor onu. İlginç. Şaka şaka bir yana sevgili arkadaşlar. Burun vaciptir. Farz değil, tamam mı? Dirsekler de aynı şekilde. Efendim, tadili erkan buna manine de diyorlar. Tadili erkan namaz kılarken rükünların düzgün yerli yerinde ve düzenli olarak yapmak anlamına geliyor. Hükmü bir kez çıkmış soru olarak gelmişti. Hanefi mezhebine göre tadili erkanın hükmü vaciptir sevgili arkadaşlar. Tadili erkan namazda sadece iki rükunda arkadaşlar kendisini gösterir. Rükû ve secdede. Tamam mı? Çünkü Peygamber Efendimiz tadili erkandan bahsederken şey diyor. Rükûlarını ve secdelerini düzgün yapsınlar. Kıyam ve kıraatte tadili erkan söz konusu değildir arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yazayım karışmasın mesela. Kıyam, kıraat, rükû, secde. Bu dördünden hangisinde arkadaşlar bunu nereye koysam koyacak yer bulamadım. Neredesin lan? Ha, ya buraya. Aşağı inmiyor. Neyse şöyle yapayım. Bu dördünden hangi ikisinde tadil erkan var arkadaşlar? Rükû ve secdede. Kıyam ve kıraatte yok. Tamam, bunu özellikle dikkat edin. Rükû artı secde. Şeyde yok. Kıyam ve kıraatte yok bu. Tamam, çünkü hadisi şerifte Peygamber Efendimiz rükû ve secdeyi ifade ediyor. Namazın vacipleri ÖSYM'nin en çok sorduğu başlıklardan biri sevgili arkadaşlar. Farz ve vacibi en başta öğrenmemizin aslında avantajını biraz burada yaşayacağız şimdi. Namazın farzlarından birini terk edersek arkadaşlar, rükû olur, secde olur, işte kıraat olur, kıyam olur ve benzeri şeyler sevgili arkadaşlar.
Ne olur namazın farzını terk edersek? Farzın terki namazı bozar. Kurtarma, telafi imkanımız yok. Sadece geciktirirseniz belki kurtarabiliyorsunuz. Ama namazın vaciplerini terk de etseniz, geciktirseniz de sevgili arkadaşlar, sehiv secdesiyle ne yapabiliyorsunuz? Kurtarabiliyorsunuz. Mesela birincisi namaza Allahu Ekber sözüyle başlamak. Yani iftitah tekbirini getirirken Allahu Ekber cümlesini kurmak. Nafile ve vacip namazların her rekatında yani dört rekatında farz namazların ilk iki rekatında arkadaşlar dikkat ediniz. Fatiha suresini okumak. Bu Hanefi mezhebine göre vaciptir arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda farz namazlarda okursanız onun hükmü nedir peki? Onun hükmü sünnettir sevgili arkadaşlar. Yani dört rekatlı mesela öğle namazının farzını kılıyorsunuz. İlk iki rekatta Fatiha okumanız vacip, üç ve dörtte okumanız sünnet. Nafile veya vacip namaz kılıyorsunuz, her rekatında vacip. Tamam mı? Mesela işte öğle namazının sünnetini kılıyorsunuz. Dört rekatta da Fatiha okumak vacip. Ama öğle namazının farzını kılıyorsanız arkadaşlar, ilk iki rekatında okumak vacip, üç ve dörtte sünnet. Bu da genellikle arkadaşlar böyle tuzaklı olarak gelebilir. Tamam mı? Farz namazların ilk iki rekatında yine aynı şekilde Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir sure veya buna denk düşecek bir veya birkaç ayet okumak. Yani Zamm-ı Sure okumak. Aynı mantık burada da var arkadaşlar. Farz namazların ilk iki rekatından sonra Zamm-ı Sure okumak vaciptir sevgili arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda Zamm-ı Sure okunur mu? Okuyor muyuz mesela 3-4'te? Hayır, okumuyoruz. Sadece Fatiha'yı okuyoruz. O okuduğumuz Fatiha'da ne sevgili arkadaşlar? O okuduğumuz Fatiha'da sünnet. Önce Fatiha'yı, sonra Zamm-ı Sure'yi okumak arkadaşlar. Vacip. Dikkat ediniz bu da. En çok çıkanlar bunlar. Bakın özellikle bu üçü en çok karşınıza çıkanlar. Bir, farz namazların ilk iki rekatında Fatiha okumak. Fatiha okuduktan sonra Zamm-ı Sure okumak. Yani Fatiha okumak ve Zamm-ı Sure okumak arkadaşlar Hanefi mezhebine göre vacip. Bunları terk ettiğiniz zaman vacibin terki oluyor. Sehiv secdesi kurtarıyor. Önce Fatiha sonra Zamm-ı Sure okumak o da vacip. Kıraatin açık mı gizli mi olması bu da çok bilinmeyen bir şey. Altını çizelim buranın. Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazları ile işte nafile namazlarda kıraati hafi yapmak. Yani öğle ve ikindi namazlarında sevgili arkadaşlar kıraatin gizli okunması vaciptir. Bunun dışında kalan tüm namazlarda arkadaşlar kıraat cehridir. Yani açıktan yapılır. Mesela öğle ve ikindi namazını kılıyorsunuz. Allahu Ekber dersiniz, ses çıkmaz. Böyle olur. Ama cehride sevgili arkadaşlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye ne yaparsınız? Başlarsınız. Sabah, akşam, yatsı, bayram, cuma ve benzeri yani öğle ve ikindi namazı dışında kalan tüm namazlarda arkadaşlar tek başınıza kılıyorsanız serbestsiniz. Ama cemaatle kılınıyorsa ki genellikle bunu sorar arkadaşlar. Cemaatle kılınıyorsa sevgili arkadaşlar kıraat cehri olacak. Örnek veriyorum. Mesela öğle ve ikindi namazında kıraat gizli olması gerekiyordu. İmam açık okudu. Ne oluyor arkadaşlar? Vacibi terk etmiş oluyor. Sehiv secdesi. Ya da sabah namazında açık yapması gerekiyordu imamın. Ama gizli yaptı. Sehiv gerekiyor. Tamam mı? Bireyseli sormaz daha çok arkadaşlar. Cemaatleyi sorar burada. Tamam mı? Bu kadınlarda da aynı hocam. Aynen, bir değişiklik yok hocam onda. Bir hocamız sormuş demiş ki hocam farz namazların 3. ve 4. rekatında Fatiha sünnet oluyorsa kıraat ne ile yapılmış oluyor? İlk iki rekatta yaptığınız kıraatle kıraat görevini yerine getirmiş oluyorsunuz hocam. Kıraat sorumluluğu düşmüş oluyor üzerinizden. 3. ve 4. rekatlarda hiçbir şey söylemeden ayakta durup gidip gelseniz bile yetiyor yani.
Bu farz namazlar için geçerli sadece. Nafile namazlarda her rekatta yapmanız gerekiyor. Vaciplerin sonu sehiv. Aynen öyle. Okursanız sehiv hocam. Yani şu yazdıklarımı arkadaşlar özellikle çok iyi ezberleyin burayı. Çok önemli bir yer burası. Belki 30-35 tane maddeden kısalta kısalta yazdım buraları ki tık 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 net bilgiler olsun. Alınla beraber burnu yere koymak, bakın dikkat ediniz. Alın farz, burun vaciptir arkadaşlar. Bu farz, bu vacip. Bazen böyle onu nasıl gösterelim bilmiyorum ama şeylerde oluyor ya, şöyle kafayı böyle kafasının üzerine secde yapanlar oluyor. Bilmiyorum, hiç rastlıyor musunuz? O mesela secde yapmamış oluyor. Mesela namazı geçerli olmuyor. Ona dikkat etmesi gerekiyor. 3 ve 4 rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda oturmak kadiula vacip. Tahiyyat vacip. Sağa selam vacip, sola selam sünnet sevgili arkadaşlar. Diğerlerini zaten söyledik diyebiliriz. Burada özellikle sağ selamın vacip olduğunu aklınızda tutun. Sağ vacip, sol sünnet sevgili arkadaşlar. Özellikle bu vaciplerden birini terk edersek veya geciktirirsek sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz namazın sonunda? Sehiv secdesi yapıyoruz. ÖSYM çok fazla soruyor. Bak, namaz ünitesinin kalbi şurası. Vacipler, farz, vacip, sehiv secdesi. Diğerleri tali konular tamamen. Bak, namazın vakitlerinden bir soru gelmiştir. Kerahat vakitlerinden bir soru gelmiştir. Cemlerden bir soru gelmiştir. Tamam mı? Bayram namazından soru yok. Cenaze namazından soru yok. Cuma namazından soru yok. Özellikle ÖSYM sevgili arkadaşlar, namaz dedim mi, sehiv secdesi, farz, vacip, bu üçünü çok önemsiyor. Ve şurada yazdıklarımı bildikten sonra soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Sehiv secdesi ne dedik? Namazda belirli eksiklik, fazlalık veya yanlışlıkların telafi edilmesi amacıyla yapılıyor arkadaşlar. Hanefi mezhebine göre hükmü vacip selamdan sonra. Genellikle yani sağa selam verdikten sonra sola selam vermiyorsun. Çünkü sola selam sünnet. Sağa selam vacibi yerine getirdikten sonra arkadaşlar İki kez secde yapıyorsunuz ve sehiv secdesini yapmış oluyorsunuz. Ve birden fazla vacibin terkinden dolayı arkadaşlar tek bir sehiv secdesi sizin için kafi ve yeterlidir diyoruz. Sehiv secdesi gerektiren durumlar neler? Birincisi arkadaşlar rükün tekrarı en çok bunu örnek verir. Kişinin iki kere rükû veya ikiden fazla secde yapması ya da bunun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane secde yapmaz. Yani iki secdeden fazla yapıyorsan da, yani 3-4 yapıyorsan da sehiv, tek yapıyorsan da sehiv arkadaşlar. Tamam mı? Rükunların sırasını değiştirmek, takdim tehir diyoruz arkadaşlar buna. İşte kıraat yapmadan rüküye gitmek mesela, kıraati yapmadığını hatırlayıp geri geliyorsun, kıraati yapıyorsun, tekrar rüküye gidiyorsun. Bu takdim tehir oluyor. Bunun en spesifik örneği de budur. Yani sınavda da bu örneğin birebir aynısını verir arkadaşlar. Yani kişi kıraat edecekti, kıraat yapmadı, unuttu, rüküye gitti. Rüküye gidince hatırladı, hemen kıyama geri döndü, kıraatini yaptı, tekrar rüküye gitti. Yani önce rükû, sonra kıraat yapmış oldu. Takdim tehir oldu. Geciktirmiş olduğu için sehivle kurtarıyor. Terk etmiş olmuyor. Bir rükün eda edecek kadar bir süre tereddüt gösterme veya düşünme. Bu mesela bazen dalıyor arkadaşlar. Düşünüyor mesela. Adam secdeye gidiyor. 2 dakika secdede kalıyor. Kafasında bir şeyler falan var. Ya da namazda ulan kaçıncı rekattaydım? 2 mi kıldım? 1 mi kıldım? 3'te miydim? Hangi namazı kılıyorduk falan, farzı mı kıldık, sünneti mi kıldık? Bu şekilde kafa karışıklıklarında arkadaşlar sehiv gerekiyor. Yine aynı burada yazdığımız gibi. Ve totalde vacibi terk etmek. Vacibi terk etme noktasında da sevgili arkadaşlar, fix bunu verir ÖSYM. Fatiha'yı terk etmek, Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'yi terk etmek, tahiyyatı yapmamak,
veya Kadi-i Ula'yı terk etmek. En böyle meşhur örnekler bunlardır. Fatiha, Zamm-ı Sure, işte tahiyyatı okumama, Kadi-i Ula'yı terk etme. Yani üçüncü ve dördüncü rekat namazlarda ikinci rekatta oturmayı ifade ediyoruz. Çünkü ikinci oturuş arkadaşlar neydi? Hatırlayalım. İkinci oturuş Kadi-i Ula vacip. Son oturuş Kadi Ahire, üçüncü veya dörtte oturuyorsanız o farz oluyor arkadaşlar. Yani mesela üç rekatlı namaz kılıyorsunuz. Bir kıldınız, iki kıldınız, şöyle yapalım. Bir kıldınız, iki kıldınız, burada oturuyorsunuz arkadaşlar. Bu ilk ikinci oturduğunuz vacip. Şu ikinci oturduğunuz vacip. Üçüncü oturduğunuz farz ya da dört rekatlı kılıyorsanız dörtte oturduğunuz farz oluyor. Birini terk ederseniz namaz gider. Birini terk ederseniz sehivle kurtarabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tilavet ve şükür sözdesi çok önemli değil bunlar. Namazı bozan durumlar neler bunlar arkadaşlar? Namazda konuşmak, ameli kesirde bulunmak. Bunda da ölçüt şudur sevgili arkadaşlar. Dikkat ediniz. Dışarıdan bakıldığında namazda mı değil mi gibi böyle bir şey olmamalı yani. Hani böyle bir izlenim vermemeli. Yönü kıbleden çevirmek bu arkadaşlar namaz kılarken geçerli, tamam mı? Bu kıble şeyiyle karıştırmayın. Burada dedik ya istikbali kıble. Araştırdı, bir kıbleye göre namazını kıldı. Sonra hata ettiğini anlarsa da sorun yok. Ama adam namaz anında kıblesini değiştirirse arkadaşlar, mesela kıble buraydı, tam terse döndü. Namaz bozulur arkadaşlar. Bir şeyler yiyip içmek, özürsüz sesler çıkarmak veya gülmek diyoruz sevgili arkadaşlar. Onun dışında kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen şu durumlarda namaz bozulur. Yani burada kişi istese de istemese de namaz bozuluyor sevgili arkadaşlar. Burada son dönemlerin popüler böyle öncüllerinden özellikle MBSTS'de de falan geliyor. Sabah namazı kılarken güneş doğması, bayram namazı kılarken zeval vaktinin yani öğle vaktinin girmesi, cuma namazı kılarken ikindi vaktinin girmesi. Ama dikkat ediniz, öğle namazını kılarken ikindi vaktinin girmesiyle öğle namazı bozulmuyor arkadaşlar. Burası ince bir bilgidir. Yani sabah namazını kılarken bozulur. Öğle, ikindi, akşam veya yatsıyı kılarken vaktin çıkması, diğer vaktin girmesi bozmaz. Sadece bu sabah namazı için geçerli. Tamam mı? Beş vakit namazda sadece sabah namazı için bu geçerli. Çünkü kerahat vaktine geliyor. Diyeceksiniz ki hocam ikindi namazının çıkışı da kerahat vakti. O istisna arkadaşlar. İkindi namazının ya da akşam kerahatinde ikindi namazının farzı kılınabiliyor. Sadece farzı. Birazdan ona geleceğiz sevgili arkadaşlar. İşte özür sahibiyle namaz kılarken özür durumunun ortadan kalkması, teyemmüm abdestinin bozulması, mes müddetinin dolması veya abdestinin bozulması. Bunlar çok karşınıza çıkmaz da sevgili arkadaşlar. Özellikle şu ilk üçü dikkat etmeniz gereken başlıklar. Sabah namazını kılarken güneş, bayram kılarken zeval, cuma kılarken ikindi vaktinin girmesi ya da öğle vaktinin çıkması gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Namaz vakitleri, ya bu namaz vakitlerinde sadece şu dikkat bölümünü bilseniz yeterli. Diğerlerine çok şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Detaylı çalışmanıza gerek yok, çok çıkmaz. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ikindi namazının vaktinin asrı evvel şeklinde kılınmasına içtihat ediyor. Bunu bilseniz yeterlidir. Şurası. Tamam mı? Öğle namazının çıkışı, ikindi namazının girişi. Bunu bilgi olarak bilseniz yeterli. Diğerleri çok böyle önemli değil. Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Burada iki vakitler var arkadaşlar. Birincisi her türlü namazın kılınmasının mekruh olduğu vakitler. Farz, vacip, sünnet, nafile, kaza fark etmiyor. Bir de sadece nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler söz konusu. İlkinde üç vaktimiz var arkadaşlar. Yani her türlü namazın kılınması mekruh olan kerahat vakitleri diye. İşte sabah kerahati, öğle kerahati, akşam kerahati diye bunu ayırıyoruz. Sabah kerahati arkadaşlar, sabah namazının işte güneş doğmasıyla başlıyor. 45 dakika devam ediyor. Burada hiçbir namaz kılınamaz sevgili arkadaşlar.
Tamam mı? Burada hiçbir namaz kılınamıyor. Mesela sabah namazına başladınız. Siz namazı kılarken güneş doğmaya başladı. Namazınız bozulur arkadaşlar. Kılamazsınız. Tamam mı? Şurada hiçbir şey kılamazsınız. İstisna yok burada. Hiçbir şey. Yine öğle namazı vaktinden önce 30 veya 45 dakika önce başlanıyor. Öğle ezanı okununca sona eriyor. Mesela örnek veriyorum. 12.30'da okunuyor. 12'de başlıyor. 30 dakikalık. Yine hiçbir şey kılınmıyor arkadaşlar. İkindi kerahati zaten bunun çıkan tek sorusu burada arkadaşlar. Akşam kerahati veya ikindi kerahati. Bu da ikindi vaktinin çıkmasıyla güneşin batmasına kadar arkadaşlar tamamen süren bir 45 dakikalık vakit. Burada tek istisna sevgili arkadaşlar, ikindi namazı kerahat vaktine kadar geciktirilmişse namaz kazaya bırakılmıyor. Dikkat ediniz, namaz kazaya bırakılmıyor ve namaz kılınıyor sevgili arkadaşlar. Ama sadece ve sadece ikindi namazının farzı kılınabilir. Sünnet, nafile kılınamaz sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum bakınız. Sabah kerahatinde, öğle kerahatinde hiçbir namaz kılamazsınız. Sadece ikindi namazının farzını akşam kerahatinde kılabilirsiniz. O da tek istisna hadisi şerife dayanıyor sevgili arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar dikkat ediniz, hiçbir şekilde kılamazsınız. Kerahat vakitlerinde ikindi namazının farzı hariç hiçbir namaz kılınmaz diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu çıkmış soru zaten ikindi namazı diye sormuştu KPSS'de ÖSYM'e. Onun dışında başka bir soru yok. Gelirse altını çiziyorum bakınız. Sadece farzı. İkindi namazının sünnetini bile kılamazsınız. Hocam sünnetini de hayır. Altını çizelim bunu. Tamam mı? Dikkat edelim buraya. Sadece nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Bunlar neler arkadaşlar? Birincisi işte sabah namazının vakti girmesinden sonra sabah namazının sünneti dışında nafile namaz kılınmaz. Tabloda da yazdığımız gibi sevgili arkadaşlar. Şurada sadece bakınız kaza namazı kılınır. Nafile namazı kılınmıyor. Yani fecir başladı. Kerahat vaktine kadar başka hiçbir nafile namaz kılınmıyor. Niye? Çünkü bu namazın çıkışı sevgili arkadaşlar, bu vaktin çıkışı kerahat. Ve siz nafile namaz kılayım derken kerahat vaktinde namaz kılabilirsiniz. Bu da işte kaş yaparken göz çıkarmak gibi kabul ediliyor. O yüzden dikkat ediniz, kaza namazı haricinde hiçbir namaz kılınmaz. Sabah namazı vaktinde, ikindi namazı vakti de aynı. Yani tek cümleyle toplarsak burayı, sabah ve dikkat ediniz, sabah ve ikindi namazını kıldıktan sonra bu vakitlerde asla ve asla nafile namaz kılınmaz arkadaşlar. Mekruhtur. Akşam namazının farzından önce, bayram namazlarından önce sonra diyebiliriz. Ve Arafat ve Müzdelife cemleri arasında nafile namaz kılmak mekruhtur arkadaşlar. Bu çıkmış soru olarak gelmişti. MBSTS'de sormuştu ÖSYM'e. İkindi vakti de geldi. Bir soru buradan geldi. Bir soru buradan geldi. İki sorusu var. Cemaat sayısı veya cemaatin sevgili arkadaşlar dikkat ediniz hükmü. Bu da çıkmış soru olarak gelmişti bir kere MBSTS'de. İmamet ve cemaat Hanefi mezhebine göre sevgili arkadaşlar cemaatle namaz kılabilmeniz için bir imam, bir ona uyan kişi yeterli. Yani 1+1 ne yapabiliyor arkadaşlar? Cemaatle namaz kılabiliyor. Bu dikkat ediniz, burayı uzatıyorum. Bu şeyde farklıdır sevgili arkadaşlar. Cuma namazında farklıdır. Cuma namazında imam hariç 2 kişidir. Cemaatte bir imam, bir cemaat yeter. İkisinde cemaat yeterlilik sayısı farklıdır arkadaşlar. Bu vakit namazlardaki cemaat sayısı. Cemaat ile namazın mezheplere göre hükmü neler? Çıkmış soru olarak geldi bu arkadaşlar. Hanbeli mezhebine göre farzı aynı. Ne demiştik farzı aynı? Yani tüm Müslümanlar cemaatle namaza ne yapmak zorunda arkadaşlar? Katılmak zorunda. Şafii ne diyor? Farzı kifaye. Yani 100 kişiyiz. 40'ımız gidiyorsa 60'ımızın gitmesine gerek yok. Hanefi ve Maliki ne diyor? Müekket, sünnet diyor sevgili arkadaşlar. Yani peygamberin devamlı yaptığı sünnettir. Katılırsanız sevabı var, katılmazsanız cezası
Yok sevgili arkadaşlar. İmama Uyan'ın halleri, bu da KPSS'de çıkmadı son yıllarda ama DHBT'de 2020'de geldi. En son 2023 MBSTS'de de geldi sevgili arkadaşlar. Yani şu tabloyu sordu ÖSYM. Az önce bakmıştık. Bak nerede? Bak mesela şu şekilde tablo sordu. Bak misal şöyle ayırırsak birinci rekat diye. Birinci rekat, ikinci rekat. Bunun aynısı 2020 DHBT'de çıktı. Şimdi şöyle düşünmek lazım. 2020 DHBT'de çıkmış. 2023 MBSTS'de çıkmış. Size en basit verebileceğim taktik şudur arkadaşlar. Son yıllarda iki sınavda çıktıysa siz topun ağzınızdasınız demektir. Tamam mı? Yani birinde çıktı, ikisinde çıkmadıysa. Mesela MBSTS'de çıktı, DHBT'de, KPSS'de yok. Yarı yarıya. Ama hem DHBT'de sordu, hem MBSTS'de sordu. Bakın yaklaşıyor, yaklaşmakta olan deriz. Affetmeyiz. Tamam mı? Kolay bir başlık. Bu başlık bence lahit mesbuk müdrik. Fakat bu başlığı yapabilmenin en önemli anahtar noktası şu sevgili arkadaşlar. Bir rekatın ne zaman tamamlanıp tamamlanmadığını bilmeniz gerekiyor. Ne demek hocam? Şimdi biz genellikle namaz kılarken bir rekatı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Kıyam, kıraat, rükû, secde, tekrar ayağa kalktık. Ne diyoruz arkadaşlar? Bir rekat bitti diyoruz, değil mi? Fiksimiz bu bizim. Kıyam, kıraat, rükû, secde, ayağa kalk bir. Kıyam, kıraat, rükû, secde, ayağa kalk iki. Bu bizim algımız böyle. Ben de böyle yapıyorum. Hala daha böyle yapıyorum. Fakat fıkhi açıdan ya da teknik açıdan bu böyle değil arkadaşlar. Fıkha göre bir rekatın tamamlanıp tamamlanmadığının ölçütü rükuya bakılır. Mesela der ki fıkıhçılar, bir rekatın rükusu yapılmışsa o rekat bitmiş sayılıyor fıkhen. Ya mesela rükuya gittin, kalktın. Secdeye gitmedin bak. Ama o rekat tamamlanmış sayılıyor. Rükû anında veya rükû öncesinde yetişirsen problem yok. Ama rükû gitti, o rekat gitti sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yani özellikle bu soruları çözerken şu iki avcı göz neyi arayacak? Bu adam rükûyu yaptı mı, yapmadı mı? Kıyam, kıraat bunlara bakmıyorsunuz. Gözler rükûyu arıyor bir. Ve kaçıncı rekatın rükûsuna bakacaksınız sadece burayı değerlendirirken? Birinci rekat arkadaş. Birinci rekat rükû. Buna bakıyorsunuz. Birinci rekatın rükûsuna yetişmiş mi yetişmemiş? Ona göre hüküm veriyorsunuz. Diğerleri tali. Öyle yattı, şöyle kalktı, böyle gitti. Önemli değil. Birinci rekatın rükûsu arkadaşlar. Şimdi üç durum var imama uyan kişilerde, cemaatle namazda. Müdrik, lahik, mesbuk. Bunların tanımları neler arkadaşlar? Müdrik, imama en geç birinci rekatın rükûsunda yetişip namazı imamla tamamlayan kişiye deniyor. Yani bir kişinin müdrik mi, lahik mi, mesbuk mu olduğuna bakmamızın ilk şartı ne arkadaşlar? İlk rekatın rükûsuna yetişmiş mi, yetişmemiş mi? Rükû anında bile yetişse yetişmiş sayılır. Bak tam rükûda yakaladı. Yetişmiş sayılır. Lahik. Yine imama birinci rekatın rükûsunda veya rükûsundan önce yetişmiş, imamla başlamış. Fakat namaz esnasında işte abdesti kaçıyor. X, Y, Z sebep. Sebepler her şey olabilir. Namaz esnasında abdestin bozulması sebebiyle namazı imamla tamamlayamayan kişiye deniyor arkadaşlar. Mesbuk'ta en kötü birinci rekatın rükûsunu kaçıran kişiye diyor. Birinci rekatınız rükûsunu kaçırdıktan sonra ister iki, ister üç, ister dörtte uysun arkadaşlar. Bu adam mesbuktur. Yani biz neye bakıyoruz her zaman? İki şeye bakacaksınız. Bu soruları değerlendirirken. Bir, birinci rekatın rükûsuna yetişti mi, yetişmedi mi? Yetiştiyse ya müdrik olur, ya lahik olur. İkinci bakacağımız şey bitirdi mi, bitirmedi mi? Bitirdiyse müdrik, bitiremediyse
lahik oluyor arkadaşlar. Birinci rekatın rükûsunu kaçırdı, o otomatikman mesbuk oluyor. Mesela bunun ilk önce 2020 DHBT'de çıkmış sorusunu göstereyim size. Daha sonra 2023 MBSTS'i sorusunu gösterelim. Basit bir konu ama bu dediğim iki şeyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu iki ayrıntıya dikkat ettiğiniz zaman soruları çok rahat çözersiniz. Ama oturup hesap mesap yapayım derseniz helva yanar, keten olur, karışık işler olur yani. Hangi konudaydık biz? Seyir seyircisini geçtik. Cemaat, laik mesbuk müdrikteydik. Şimdi mesela bakın, 2020 MBSTS sorusu sevgili arkadaşlar burası. Aşağıdaki tabloda 4 kişinin namaz şeylerini vermiş, bize müdriği soruyor. Okey, hemen şurayı ayıralım. Sücuttan. Secde demek bu da. Çifte sücut diyorlar. 1-2. Şimdi bizim ilk etapta ikinci şeyle rekatla işimiz var mı arkadaşlar? Yok. İkinci rekatta, ilk etapta işimiz yok. Neye bakacağız sevgili arkadaşlar? İlk etapta birinci rekatın rükûsuna bakacağız. Hemen bakıyoruz şimdi. Birinci rekatın rükûsu. Burayı çizdik. Tek bir kıyam kıraat kaçmış mı? Kaçmış. Onunla ilgilenmiyoruz. Bizi ilgilendiren tek şey rükû. Ahmet, Bilal, Cemil. İlk rekatın rükûsuna yetişmiş. Bunlar ne olabiliyor arkadaşlar? İlk rekatın rükûsundan önce imama uydularsa ya müdrik olacaklar ya mesbuk olacaklar. İkisinden biri. Başka bir ihtimal yok. Ömer kaçırmış. İlk rekatın rükûsunu kaçırmış Ömer. Ömer ne oluyor arkadaşlar? Ömer kesin mesbuk. Özür diliyorum. Bunu yanlış yazdım. Ya müdrik ya lahik olacak. Özür diliyorum. Ali giriyordu. Dikkatimi dağıttı. Ömer de mesbuk olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi Ömer'i kesin silelim. Niye? Çünkü hocam Ömer ilk rekatın rükûsunu kaçırmış. Hayatta müdrik olamaz. Ömer'i götür. Buradan biz neyi gördük arkadaşlar? Ahmet kesin müdrik. Ama işimizi şansa bırakmıyoruz. İlk rekatın rükûsuna baktık mı? Baktık. Geç ikinci rekata şimdi. Kıyam. Bakıyoruz. Kıyam, kıraat, rükû, secde, kade-i ahire. Burası okey, burası okey. Başlamış, bitirmiş. Ahmet ne oluyor sevgili arkadaşlar? Ahmet müdrik oluyor. Bilal başlamış, bitirememiş. Lahik oluyor. Başlamış, bitirmiş, müdrik oluyor. Yani Ahmet ve Cemil müdrik oluyor sevgili arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz husus bu. İşin derinlerine, detaylara girmeye çalışırsanız kafanız yanar arkadaşlar. Bazen böyle bir soru bankasından soru atıyorlar. Hep geliyor karşıma. Hocam ya Bilal ikinci rekatta abdesti kaçar. Abdestini dördüncü rekata kadar alıp yetişirse Bilal ne olur? Yani Bilal ışınlanmayı bulmuş olur. Ne olur yani? Bilal abdesti bozacak. Camiden çıkacak. Abdesthaneye gidecek, çorapları çıkaracak, sonra gelecek, dördüncü rekata yetişecek. En fazla ışınlanmayı bulmuş olur, başka bir şey yapamaz. Ha böyle olursa da mesbuk oluyor yine. Tamam mı? Ama çok önemli değil. Şimdi bu soruya bakalım. Buna göre üç kişiden hangileri mesbuk olarak değerlendirilebilir? Şimdi biz her zaman ne yapacaktık üstadlar? İlk rekatın rükûsuna bakacağız. Tamam mı? İlk rekatın rükûsuna bakacağız. Mesela ilk rekatın rükûsunu kaçırmış. Kim mesbuk oluyor burada arkadaşlar baktığınız zaman? Yalnız Cemre. Bu kadar. Bu kadar bak. Tık tık tık.
Tek bir şeye bakıyorsun. Cemre ve müdrik lahik. Tamam mı? Bu kadar. Yani öyle iş şey yok. Hocam şöyle olursa böyle olursa, arkadaşlar kafanızı gereksiz yere karıştırmayın. Yani zaten bir şey söyleyeceğim. Zaten şu kadarcık yer kaldı. Bak onu söylüyorum. Zaten şu kadarcık yer kaldı. Farazi fıkıh peşinde koşmayın üstadım. Tamam mı? Farazi fıkha gerek yok. Yapacağınız şey basit. Tık tık temiz. Basit şeyler. 2000 ha, bu şey değil. Tamam. Onun dışında sadece ekstra bir şey daha söyleyeyim bunlarla alakalı. İnce bir bilgidir bu. Çıkmaz ama aklınızın bir köşesinde bulunsun sadece. Bu da şudur sevgili arkadaşlar. Lahik kişi imama namaza imamla başlıyor ya. İmama uymaya niyet ediyor. En başta imama uymaya niyet ettiği için sevgili arkadaşlar kaçırdığı rekatları sanki imamla beraber kılıyormuş gibi kılar. Yani kıraat yapmaz arkadaşlar. Mesela adam ikinci rekatta kaçırdı ya. Üç ve dördü kılacak. İki rekatı kalmış kaçırdı. Gidiyor tekbirini alıyor kıraat yapmıyor. Niye? En başta çünkü arkadaşlar imama uymaya niyet etmişti. O namazın niyeti imamla başladı çünkü. Mesbuk kişi yani ilk rekatın rükûsunu kaçıran yani imamla uymaya niyet edemeyen kişi o da arkadaşlar kaçırdığı rekatları sanki tek başına kılıyormuş gibi normal kıraatini yapıyor. İşte Fatiha'sını, Zamm-ı Suresini vesaire okuyor, namazını tamamlıyor sevgili arkadaşlar. Buna da biz mesbuk diyoruz. Çünkü Hanefi mezhebinde arkadaşlar klasik bir kuraldır bu. İmamın kıraati muktedinin kıraati derler ya da müttabinin. Yani ne demek hocam bu? İmama uyan kişi kıraat yapmaz. İmam sizin yerinize okur arkadaşlar. Yani mesela farz namaz kılacaksınız. Gittiniz imama niyet ettim Allah rızası için. İşte akşam namazını farzını kılmaya uydum hazır olan imama dedin. Sübhaneki okursun beklersin hocam. Senin yerine kim okur? İmam okur. Hanefi mezhebinde budur. Ha, ben annemi buna ikna edemiyorum. Orası başka. Orası başka bir şey. Hanımefendiler, yok Şafiler'de öyle değil hocam. Şafiler'de herkes kendi kıraatini yapar. Ben Hanefilere göre anlatıyorum. Annem okur. Annem imama güvenmiyor. ya şaşırırsa diyor. Ya anne şaşırsa da şaşırsın problem yok. Yok ben güvenmiyorum ona diyor. İmam ne okuyorsa arkasından okuyor. Bizim ana böyle yapacak bir şey yok ya. Yani. Ben ikna edemedim yani bilmiyorum. Özellikle şeyde hocam, özellikle teravih namazında kadınlar katında hep yasın varmış. Onlar çok böyle cemaatle namaza katılmadığı için bu kuralı bilmiyorlar. Mesela anneme ben namazları seferi de kıldıramıyorum yani. Örnek veriyorum, geliyor bizim eve İstanbul'dan, ben Trabzon'dayım, 90 kilometreden çok fazla. Geliyor burada tam kılıyor, keyfim yerinde diyor. İşte ne olacak? Anneciğim bu keyifle alakalı değil. Öyle. Aa. Bir de işin tuhaf şarafı şudur. Anneler, babalar dini konularda hiçbir zaman çocuklarını takmazlar arkadaşlar. Anneme diyorum, sen nereden biliyorsun diyor. Dedim anne öyle diyorsan yapacak bir şey yok. Ben hocama sorarım ya.
Aynen. Bak birkaç kere oldu. İmama soruyor, imam bana soruyor alttan. Hocam ne diyeyim ben buna? Şimdi bilmiyor şimdi cevabı. Ben söylüyorum, söylüyor. İmam söyleyince kabul ediliyor. Ahmet söyleyince o olmaz. Ahmet oğlu olduğu için asla. Ya babam soruyor mesela, eniştem de imam benim. Diyor ki işte Ramazan'daydık, pandemi aşı muhabbetleri falan vardı. Aşı olayım mı olmayayım? Ben de dedim ki ola, yani Diyanet fetva veriyor baba. Siz çok biliyorsunuz, karışmayın. La havle ve la kuvvete. Aşı olmadı mesela. Sanki ben git dedim vurdum sana kendini aşı. Yani adımız çıkmış. Bilmiyorum ne olacak böyle. Ben bir kere oldum herhalde aşı hocam ya. İkinci dozu da olmadım diye hatırlıyorum. Ben korona da olmadım. Hocam 10 dakikaya dersi bitiriyoruz şimdi. Namazlarda Cem, özellikle buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Namazlarda Cem 2022'de üzülüyorum. Şeyde geldi. Son DHBT'de geldi. Bir de son şeyde geldi. MBST'si de geldi. Dikkat etmek lazım. Bu aralar Cem'lere de bir göz kırpıyor ÖSYM. Tamam mı? Cemusalateyn bir kere KPSS'de soru gelmişti arkadaşlar. Namazlarda cem konusu sadece öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları için söz konusu arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir sabah namazını cem edemiyorsunuz. Hanefiler cemi takdimi sadece Arafat ve Müzdelife'de kabul ediyor. Diğerleri de bunu kabul ediyor da Hanefiler sadece burada kabul ediyor sevgili arkadaşlar. Diğer mezhepler hem hacda hem de mazeret durumunda yapılabileceği görüşünde. Yani mesela burada en rahatı Hanbeliler. Hanbeli diyor ki uykun mu var? Yap yat diyor ya. Uykun mu var? Keyfin mi yok? Önemli değil. Cem et yat. Bu kadar rahat. Yani orada Cem çok basit bir şey sevgili arkadaşlar. Ha, bak işte en hata burada geldi sevgili arkadaşlar. Nerede o? Dur bak. Ha, BK kim o? Büşra hocamız. Büşra hocamız demiş ki Munkit bir Rize'de var ya, Rize'de 3 haftadır bir sinek var projeksiyonun önünde. Gitmiyor arkadaş. Adam orayı ele geçirmiş yani. Vudu 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 dönüyor yani. İki tane bir de. Biri Floresan'da yatıyor genellikle. Büşra hocam bir soru sormuş. Demiş ki hocam az önceki soruda Bilal ikinci rekatta rükû yapmış. Nasıl lahik oluyor? Hocam bir kişinin müdrik mi, lahik mi, mesbuk mu olduğuna bakarken ilk rekata bakıyorsunuz. 2, 3, 4 önemli değil. İlk rekatın rükûsuna yetişmiş mi, yetişmemiş mi? Namazın sonuna kadar gelmiş mi, gelmemiş mi? Bu karar verdiğimiz nokta ilk rekatın rükûsu. 2, 3, 4'e bakmıyorsunuz. İlk rekatın rükûsu. Tamam mı? Buna özellikle dikkat edelim. Cem konusu tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu 2023'te de gelmişti. Yani geldiğini gördüm ama soruyu hatırlayamadım. Bir bulabilirsek bakalım ona birlikte. Yukarılarda mı? Oruç çeşitlerinden gene sormuş. Affetmiyor adam. Ha mesela parçada bahsedilen bu yerler hangisinde sırayla verilmiş? Cemussalat birbirini takip eden iki namazın öğle ve ikindinin veya akşam ile yatsının bu ikisinden birinin vaktinde olmak üzere birlikte ve peş peşe kılınmasıdır. Alimler ittifak halindedir diyor bazı noktalarda. Öğle ve ikindi cemi takdim nerede arkadaşlar? Öğle ve ikindi cemi takdim. Arafat ve Müzdelife dikkat ediniz.
Cem-i Takdim Arafat'ta, Cem-i Tehir Müzdelife'de yapılıyor. Yani Arafat mı Müzdelife, bu ne oluyor? C oluyor. Tamam mı? Mesela bunu bu şekilde basit bir şekilde sormuş. Dikkat edin. Bunu da mesela size nasıl sorabilir? Arafat ve Müzdelife yazar buraya mesela. Tamam mı? Arafat ve Müzdelife. Cem-i Takdim, Cem-i Tehir. Cem-i Takdim, Cem-i Takdim. Cem-i Tehir, Cem-i Tehir. Cem-i Tehir, Cem-i Takdim. Yani zor da bir soru olur. Sürekli aynı şıklar olduğu için kafa karıştırıcı olabilir arkadaşlar. Seferilik ince bir konudur. Seferilik ve namaz. 2022 KPSS'de çıktı arkadaşlar seferilik size. 2022 DHBT'de de çıktı. Bir kişinin seferi sayılabilmesi için en az 3 günlük yani 90 kilometre bir mesafeye gitmesi veya arkadaşlar orada 15 günden az kalmaya niyet etmesi gerekiyor. Yani özellikle arkadaşlar bakın şöyle yapmıyorsunuz. Evden çıktıktan sonra evet şu an evden 32 kilometre uzaklaştık. Daha seferi değiliz falan böyle gitmiyorsunuz. Siz dediniz ki ben dedim ki Trabzon'dan kalkıp ben İstanbul'a gideceğim. Bir hafta 10 gün orada kalacağım. 90 kilometre uzakta mı? Evet. 15 günden az kalmaya niyet ettim mi? Evet. Mahallemin sınırından çıktığım an seferiyim arkadaşlar. 90 kilometrenin dolmasını beklemiyorsun. Çünkü o niyetle yola çıkıyorsunuz. Çünkü hadis-i şerifte ne der? İnnemel a'malu bin niyat derse. Ameller niyetlere göredir. Tamam mı? Seferi oluyorsunuz yani. İlla 90'ı doldurmak zorunda değilsiniz. O niyetle yola çıktıysanız. Tamam mı? Yolculuk hükmünün uygulanmasına göre ikamet yeri de 3'e ayrılıyor. Bu 3 yerden sadece vatani süknada seferi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Vatani asli kişinin doğup büyüdüğü, yaşadığı yer asli vatanıdır. Burada asla seferi olamazsınız arkadaşlar. İster 1 saat kalın, ister 10 saat kalın. Hiçbir şekilde burada seferi olamıyorsunuz. Vatani asli genellikle bir tane olur. Ya işte bekarsanız annenizle babanızla yaşadığınız yerdir. Ya da evlendiyseniz ya da işte taşındınız, atandınız bir yere gittiyseniz kendi evinizi tuttuysanız ya da eşinizle bir yerde yaşıyorsanız burası vatani asli oluyor. Ve artık taşındıktan sonra eski vatani asli değişiyor, kalkıyor. Yani mesela evlendiniz, gittiniz eşinizle başka bir eve taşındınız, orada yaşıyorsunuz. Artık anne babanızın evi vatani asli olmaktan çıkıyor. Çünkü vatani asli bir tanedir arkadaşlar. Böyle yazlığınız mazlığınız falan yoksa istisnai olarak konuşuyorum. Bu devirde bırak yazlığı tatile gitmek zaten bir problemken o çok herhalde mümkün değil. Yani varsa yazlık da vatani aslidir hocam. 90 kilometre olması, 15 günden az kalmaya niyetmeniz şey yapmaz. Vatani aslidir. Öğrenci evi vatani ikame olur. Anne baba evi vatani asli olur üstadlar. Vatani ikame de bu da yerleşme maksadı yani ömür boyu orada yaşama maksadı olmaksızın arkadaşlar 15 günden fazla kalacaksınız ve vatani asliğinizden 90 kilometre uzakta olacak. Mesela işte İstanbul'da yaşıyorsunuz, anne babanızın olduğu ev vatani asli. İşte Ankara'ya okumaya gittiniz, öğrenci evinde veya yurtta kalıyorsunuz. 15 günden fazla kaldığınız için burası da arkadaşlar vatani ikame oluyor. Ne yurtta ne evde seferilik hükümlerinden faydalanamazsın. Sadece yol esnasında yani Ankara'dan İstanbul'a giderken arkadaşlar faydalanabilirsiniz. Vatani sükna nedir? Kişinin ya vatani aslisinden ya da vatani ikamesinden 90 kilometre uzağa gitme niyetiyle yola çıkması ve 15 günden az kalmaya niyet etmesi arkadaşlar. Burada özellikle gün sayısına çok dikkat ediyorsunuz. Burada kişi seferilik hükümlerinden faydalanabiliyor. Peki hocam bir kişi seferi olduğunda ne gibi faydaları var, ne gibi hükümler, kolaylıklar tanınıyor? Birincisi, orucu kazaya bırakabiliyor arkadaşlar. Ruhsatı var. Mes müddeti 72 saate çıkıyor. 24'ten 72 saate çıkıyor. Namazları özellikle farz namazları 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılıyor arkadaşlar. Ve bunun hükmü ne Hanefi mezhebine göre? Vacip yani azimet sevgili arkadaşlar.
Kasru sala yani 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınması zorunlu arkadaşlar. Ruhsat değil, azimet. Bilerek 2'den fazla kılarsanız vacibin terki oluyor, sehiv secdesi gerekiyor. Netiz bu konuda. Ama hangi namazlar kısaltılıyor? 4 rekatlı. Peki hocam 3 rekatlılar, akşam ve vitir, onlar kısaltılmaz arkadaşlar. 3 kılınır. Ben bunu uygularım. Bak ben bunu yediriyorum çok öğrencilere. Kahot falan oynuyoruz. Şurada kahot. Şimdi burada oynayamayız muhtemelen. Sayımız çok fazla. Bunda en fazla 400 kişi oynayabiliyor. Bizim biraz şey burada. Bak burada öğrencilere oynatıyorduk bunu. Mesela doğru mu yanlış mı? Nedir? İşte diyorum ki seferi olan kişi 3 ve 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılar diyorum. Yemeği 4, 2, 3 olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Cuma ve bayram namazlarını arkadaşlar ne yapabilir? Dilerse kılar, dilerse kılmaz. Kazası yok zaten cuma ve bayram namazların. Yolcuyken kazaya kalan 4 rekatlı farz namazlar ikamet yerine dönülürse arkadaşlar 2 rekat kılınıyor. Altını çizelim bunun. Seferi kişi seferi olmayan bir imama uyarsa 4 kılar. Kendisi seferi ise cemaate söyler, 2 rekat kılar. Cemaatte 4 rekata tamamlar kendisi sevgili arkadaşlar. Onun dışında cuma namazı için sadece şu cemaat sayısını bilseniz kafi üstadlar. Hanefilere göre cuma namazın cemaat sayısı imam hariç 3. Yani bir imam artı 3 gerekiyor. Cemaatle namaz için kaçtı arkadaşlar? Cemaatle namaz için. Altını çizelim. 1 artı 1 yeterli. Ama cuma için yani imamla beraber toplam 2 yeterken burada 4 gerekiyor arkadaşlar. Maliki'ye göre 12, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre sevgili arkadaşlar en az 40 kişi olması lazım cuma namazının kılınabilmesi için. Onun dışında şunları da bir kere okursanız çünkü çok çıkıyor. Bunlarda çok anlatılacak bir şey yok. İstihare, hacet, yağmur duası, kusuf husuf. Bunlar da bu aralar çıkıyor mesela. Dikkat edin arkadaşlar. Teravih namazını sormuştu ÖSYM. Teheccüd çıkmadı. Hacet namazı çıktı. Onun dışında teravih ile hacet çıktı. Aynen teravih ile hacet çıktı. Teheccüd çıkmadı. Sadece bir teheccüde baksak kafidir. Oruçta kalalım arkadaşlar. Yarın dersimiz sabah olması lazım. Cumartesileri sabah diye biliyorum. Tabii bu cuma cemaati hocam. Cuma namazı başlığı vardır ya. Cuma namazının cemaati. Normal cemaatle namaz 5 vakit namazın cemaati değil. Ona dikkat edin. Bunu ayırın. 3 cemaat, 1 imam cuma namazın kılınabilmesi için gerekli. Maliki 12, Şafii ve Hanbeli 40. Şimdi üstadlar, ders bu kadar. Tamam mı? Ders bu kadar. Hocam ben ders dinlemek istemiyorum daha diyenler çıkabilir. Ama ben biraz ilmihalden soru çözmek istiyorum. Kalacak arkadaşlarla. Yani çıkmak isteyen çıkabilir. Benim vaktim var. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Dersi kapatmaya gerek yok. Ben böyle bir çıkmış sorulardan biraz işte sehiv secdesine falan bakalım. Üzerinden biraz da tekrar etmiş oluruz. Ama hocam ben çıkmış soruları şimdi dinlemek istemiyorum diyen varsa onu da arkadaşlar çıkabilir dersten. Tamam mı? Daha konu anlatmayacağız yani. Hani konu ilerlemesi olmayacak. Ya benim vaktim var. Keyfim de yerinde. Soru çözebiliriz yani. Benim hiç problem yok. Tamam mı?
Evet, kaydı başlattık. Evet hocam, bu bizim dejavu soru bankamız. Burada şimdi şey yapacağız ama normal bizim soru bankamız arkadaşlar bu. Burada şey yapacağız ama namazla alakalı şeyleri çözeceğiz. Çünkü ben dejavu soru bankasında şey yaptım. Karışık sordum arkadaşlar. Yani namazla alakalı, işte ne bileyim hadisle alakalı, şununla alakalı sorular arka arkaya koymadım. Konu konu gitmedim yani. Karışık oldum ki kafanız karışa karışa şey yapabilirsiniz. Mesela bu lahik mesbuk müdrikle alakalı sorular var. Burada parta altı çizili demiş ama bunu çizmemiş dizgici hanımefendi. Sorun yok, ona biz bakalım şimdi. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyan kimse ya imamla birlikte namaza başlar ve bitirir veya imamla namaza başlar ancak cemaatten ayrılır. Namazını tek başına tamamlar veya ikinci rekattan veya sonraki rekatlardan itibaren uyar. İlki imamla beraber namaza başlayan, dikkat ediniz. Evet, nedir üstadlar bu? Müdrik. Başlayıp bitiren. Başlayıp başlar bitiren. Müdrik. Başlayıp bitiremeyen lahik, ikinci rekattan veya sonraki rekatlardan itibaren uyar. Ona da biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Mesbuk. Dikkat edin, son yıllarda çok çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında mesela güzel bir soru. Bunu işlediğimiz için çözelim. Hanefiler tarafından tahrimen mekruh olarak nitelenen fiillerle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Yapılması uhrevi ceza gerektirmez. Doğru mu? Mesajlar bana geliyor hocam, evet. Ben görüyorum hepinizin mesajını. Herkes yazarsam, yaparsam diye arkadaşlar. Gerektirme? Hayır. Gerektirir. Zanni birleriyle yasaklanmıştır. Doğru. Haramlığını inkar etmek küfrü gerektirir mi arkadaşlar? Hayır, gerektirmez. Yalnız 2 B olacak. Tamam mı? Tık net. Onun dışında bakalım. Had çeşitleri var. Oruçla alakalı sormuşum. Mesela şunu da burada anlatmış olayım. Mesela soru üzerinden anlatalım bunu. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi imam olmanın şartlarından biri değildir? Akıllı olmak, buluğ ve rüşt sahibi olmak, Müslüman olmak, Kur'an'ı ezberden okuyabilmek ve mukim yani yerleşik olmak. Hangisi değil arkadaşlar? Dikkat ediniz. Aklımda Esra. Evet, mukim. Evet, mukim olmak arkadaşlar. Çünkü kişi seferi olsa bile arkadaşlar imamlık yapabilir. Ama nasıl yapması lazım? Cemaatte namaza mesela cemaatte namaz kıldıracak mesela şöyle demesi lazım. Demesi lazım ki ben seferiyim, iki rekat kılacağım, iki rekatta selam vereceğim. Mukim olanlar ne yapsınlar? Devam etsinler demesi lazım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Az önceki hocam bir B demişiz herhalde ona. İlk soruyu mu diyorsunuz? Burada şimdi parçada altı çizili ifade için kullanılan kavram diye ben sormuşum. Ama dizgici şunun altını çizmemiş üstadım. Şöyle oldu. Bunu çizmesi lazımdı. Yani çizmeyi unutmuş. Öyle bir teknik hata var yani. Yok. Seferiyken imamlık yapıyor arkadaşlar. Bunun olayı da nedir biliyor musunuz? Hikayesi. Medine'den Mekke'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac için gittiğinde biliyorsunuz ki seferi oluyor. İşte Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer'de.
Onlar da bulundukları yerde doğal imam oldukları için mesela Peygamber Efendimiz şey diyor. İşte ey cemaat biz seferiyiz yani Medine'den geldik 2 rekat kılacağız siz tamamlayın diyor. Günümüzde bunu yapılmasına bence gerek yok. Yani seferi ise imam olmasın kimseyi bir daha sıkıntıya düşürmeye gerek yok. Ama teknik olarak seferi kişi mukim cemaate namaz kıldırabilir mi? Evet kıldırabilir. Delili de peygamberin ve ilk iki Raşid halifenin bunu yapması arkadaşlar. Tamam mı? Tabii. Evet üstadım. Başka. Mesela 12 numaralı soru. Yukarıdakilerden hangileri Hanefi mezhebine göre vacip için söylenebilir? Terki durumunda telafi edilebilmektedir. Zanni bir delile dayanmaktadır. İnkarı kişiyi küfre düşürmektedir. Ahirette cezası yoktur diyor. Terki durumunda telafi edilebiliyor mu arkadaşlar vacip? Evet. Zanni bir delile dayanıyor mu? Evet. Peki inkarı küfre düşürüyor mu? Hayır. Ahirette cezası yok mu vacibi terk edersek? Var. Yanlış. Yani 1 ve 2 doğru. 3 ve 4 yanlış arkadaşlar. Cevabımız burada ne olur? B şıkkı olur. Güzel öğrenmişiz. 4 numara dedi. 4 numara sularla alakalı hocam. Bunu anlatmadım, anlatacağım size. Kedi köpek olayını. Ha, mesela 13 numara. Hanefilere göre mes için aşağıdakilerden hangisi söylenmez diyor sevgili arkadaşlar. Mukim için mes müddeti 24 saattir. Doğru bir bilgi mi? Evet. Seferi için 72 saattir. Evet. Mest içine su girmeyen dayanıklı bir malzemeden yapılmalıdır. Yani olayı o zaten. Mest ayağa abdestli bir şekilde girmelidir. Bu mest üzerine meste, sargı da şart değil. Mest ruhsatına yalnızca suya ulaşamadığı zamanlarda başvurulur. Yanlış. Neyi ruhsatına suya ulaşamadığımızda başvururuz arkadaşlar? Ha, teyemmüm. Mes için illa bir zorunluluk şart değil. İstediğin zaman başvurabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Onun dışında farz-ı kifaye mesela sormuşuz güzel bir soru. Hangisi farz-ı kifaye örnek olarak gösterilebilir? Namazlarda müezzinlik yapma. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar bildiklerinizden hareketle gidin. Cenaze işlemlerini yerine getirme. Mesela bunu çok gördünüz. Cenaze işlemlerini yerine getirme neydi? Farz-ı kifaye. İki kesin var hocam. Hemen ikinin olmadığını sileyim diyeceksin. Silemezsin. Niye? Ahmet Hoca bunu düşünüyor çünkü. Yer miyiz biz bunu? Ben sizin nasıl düşünüp düşüneceğinizi göre şıkları yazıyorum oraya. Şahitlik yapma. Şahitlik yapma var mıydı arkadaşlar? Az önce anlattık. Evet, şahitlik yapma vardı. O zaman 3'ün olmadığını götürürsek A şıkkı gitti. Toplum için gerekli sanatları öğrenme. Kimisinin doktor, kimisinin hakim, kimisinin savcı. Evet. Namazlarda müezzinlik yapma. Bu farz-ı kifaye midir arkadaşlar? Hayır. Neden? Çünkü namaz kılma, imam olma ya da müezzinlik yapma bunlar dini vecibelerdir. Ve dini vecibeleri herkesin bilmesi gerekiyor. Ve İslam hukukunda arkadaşlar namazlarda müezzinlik veya imamlık yapma bu farz-ı kifaye olarak kabul edilmiyor. Farzı ayn olarak kabul ediliyor. Tamam mı? Örnek olarak aklınızda kalsın. Tamam mı? Bu farzı ayn olarak kabul ediliyor. Öğrenin diye bunu burada yazdım. Yani zaten bu soru bankasının temel olayı da oydu. Her soruyu bilin diye yazmadım ben burada. Öğrenin diye de yazdıklarım var. Zaten herkes, ya burada şu an bulunan herkeste soru bankası var mı bilmiyorum ama varsa bu dediğimi anlarlar onlar. Yani soru bankasını çözerek tekrar yapmışlardır belki ya da
Sadece soru bankasında bir sürü şey öğrenmiş olabilirler. Ya hocam ben bunu hiç duymamıştım. Sorudan öğrendim. Amaçlarımdan biri de buydu zaten. Bu parçada bahsedilen istisnai şart aşağıdakilerden hangisidir? Namaza başlamadan yerine getirilmesi gereken farzlara namazın şartları denmektedir. Normal şartlarda bunlardan birisi eksik olursa namaz bozulmaktadır. Ancak genel kurala aykırı olarak kasıt olmadan veya bilerek yerine getirilmediğinde bu şart yerine getirilmezse namaza engel olmaz ve iadesi gerekmez. Bir tane istisnaydı arkadaşlar. Neydi bu? Evet, istikbali kıble. Şimdi mesela bu sorular size kolay geliyor, değil mi? Az önce Betül Hocam yazmış. Hocam dedi hiç soruyu bile okumadım. Tek istisna istikbali kıbleydi buldum geçtim. Aslında bu sorular kolay değil arkadaşlar. Bilene kolay. İstikbali kıblenin bu istisnai özelliğini bilmeyen adam bu soruda yaşlanır. Lan neydi bu? Hiç duymadım. Ne olabilir? Niyet mi? Setre avret mi? Abdest? Kafayı yersin arkadaşlar. Çıldırırsın. Tamam mı? Dikkat edin yani. Kaç? 11'e bakalım. Herhalde evet vakitlerle alakalı bir soru gelmiş. Hanefilere göre ne demişim? Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh değildir? İnce bir sorudur bu. Kesin. Böyle sorduysam arkadaşlar kesin tuzaklamışımdır. Bak soruyu hatırlamıyorum. Ama kesin tuzak vardır. Dikkatli okuyun. Kendimi biliyorum yani. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar kılınır mı arkadaşlar nafile namaz? Yok. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar kılınır mı? Onda da yok. Kerahat de çıkıyor. Akşam namazının vaktini girince, farzı kılıncaya kadar yani akşamın farzından önce vitir namazını kıldıktan sonra sabah namazı vakti girinceye kadar gece yani bu yanlış, mekruh değil. Sabaha kadar kılınır arkadaşlar. Hiç affetmeyin. Aynen öyle. Sabaha kadar kılabilirsiniz. Hiç onun dışında hacıdan sormuşum, kurbandan sormuşum. Bak mesela bu çok şaşırtan surprise sorularımdan biriydi. Aslında şey yapsam ha, bunları böyle kopyala yapıştır yapsam da şu Telegram'ın şeyini öğrenemedim ya. Soru sorma şeyi. Bugündür ki onunla uğraşıyorum zaten. Botunu. Onu bir çözsem var ya bizim Telegram grubu var ya. Oradan böyle tekli tekli sorular göndereceğim. Beğendiğim soruları da. Tekli soru hazırlatmıyor. İlla liste liste yaptıracak bana. Ama uğraşacağım onunla biraz. He ya yanlışlıkla aynen yanlışlıkla sizi aradım evet. Lan diyorum canlı yayın başlattım. Lan nereden başlattım ben onu lan? Oğlum bot nereye gittin? Bu onu ararken zaten yanlışlıkla yayın açtı bot. Filiz hocam yarın onda dersimiz var diyorsunuz ama saat 11'de de Türkçe var diye mesaj geldi şimdi. Hangisi doğru? Yani yalan mı söylüyorsun diyorsunuz bana hocam. Peki. Peki. Ben çıkıyorum ya. Tamam, gidiyorum. Ah, Semra, ipi getir asacağım kendimi. Hocam Mahmut Hoca bana öyle dedi. Telefonum nerede? Ali almıştır kesin telefonum bir yere benim de şimdi. Nilo'ya izliyordur sağda solda bir yerde. Dersten sonra ben gruba yazarım size. Şimdi arkadaşlar size bir soru sorayım sadece. Cenaze namazının tek başına da kılındığını biliyor musunuz hocam?
Cenaze namazı tek başına da kılınabiliyor, cemaatle de kılınabiliyor. Bu soruda mesela ben bunu istedim. Cuma namazını tek kılamaz. Birinin olduğunu götür. Buradan şunu görmenizi istiyorum. Cenaze kesin var. Küsuf namazı şey hocam. Ay güneş. Dalga 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 dalga. Hadi güzel bir tane daha soru bulayım. Sizi bir düşüreceğim. Ya şu soru var ya. Dizgiye bak bak. Ahmet Yunus ve Emre yazmışım. Ömer Kerem Ali yazmış. Tanıdığın mı bunlar? Nedir arkadaş? Üç tane oğlum mu? Ne alaka Ömer Kerem Ali ya? Yani hani bunu ben de anlamadım ya. Lan diyorum ne alaka Ömer Kerem Ali? Ahmet Yunus Emre yazmışım ben buraya. Ömer Kerem Ali yazıyor. Allah Allah diyorum. Ben bile anlayamadım soruyu. Lan. Öğrenciler attı. Dedim bu kimin sorusu ya? Ben böyle bir soru yazmadım ya. Bu kimin sorusu? Hocam sizin soru bankasına geçiyor. Baktım hakikaten Ömer Kerem Ali yazmışlar ya. Ha, bak mesela burada bakayım 15. 15'i çözelim üstadlar. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren durumlar arasında yer almaz diyor. Tahiyyat duasını okumamak. Yer alırım arkadaşlar. Evet. Vallahi hiçbir şey de bar küçültüyorum hocam büyültün diyorlar. Büyültüyorum küçültün diyorlar. Bugünkü dersi yaranamadımla kapatacağım valla. Birden fazla rükû veya ikiden fazla secde. Yes. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sûre okumamak. Zamm-ı Sûre okumamak neydi arkadaşlar? Vacip. Kade-i Ula'yı terk etmek vacip. Rükuyu terk ediyor. Rükuyu terki. No 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 kurtarmıyor. Tamam mı? Efendim. Bak ben bu soru bankasını yazdığımda Ahmet 400 bin liraya araba alabiliyordu. Şimdi alabiliyor. Hocam mesaj geldi ders 10'da diye mesaj geldi 16 diye. La bir karar verin ya. Allah'ım mesel ya. Tamamdır ya. Bu kadar kafidir. Kaydı burada. Durduralım arkadaşlar.